Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba, herkese merhaba. Çok güzel bir akşamda beraberiz. Bu akşam birbirinden değerli iki tane konuğumuz var. Hatta onlar da sabırsızlıkla bizi bekliyor. Turkuaz Köyü'nün kurucusu sevgili Celal Bülbül ve Barbekü Sepeti, BBQ Sepeti, James Turkey'in pazarlama yöneticisi Gökhan Ayaz bizlerle beraber olacak. E-ticaret sohbetlerine tekrardan hoş geldiniz. Bu akşam çok merak edilenlere konuşacağız. Çok sorular geliyor. Celal Bey, sizden başlayalım. Ondan sonra da sevgili Gökhan Bey, siz bize biraz bilgi verin. Yani firmanızdan biraz bahseder misiniz? Sadece online tarafta mısınız? Fiziki mağaza var mı? Ne bileyim, al sat mı yapıyorsunuz, üretiyor musunuz? Biraz böyle bir fikir verirseniz izleyicilerimize, oradan başlayalım. Buyurunuz. Ben mi başlayayım? Celal Bey, siz başlayın. Ondan sonra da Gökhan Bey'le başlayalım. Ya şimdi öncelikle teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz için. Küçük bir kriz yaşadım, kusura bakmayın. Şimdi tabii biz çiftçi kökenli bir aileyiz. Finike'de tarım yapıyoruz. Ben Evet. kendim bizzat ziraat mühendisiyim. Ziraat yüksek mühendisiyim hatta. 2008 yılından beri bizzat biliyorsunuz Finike'de meşhur portakal üretimi vardır. 2008 yılından beri üniversite ve sonrasında bilfiil aileyle beraber işin başına geçtik açıkçası. Tabii tarımsal uygulamalar vesaire derken biz işi biraz daha Finike boyutuna, daha kırsal kalkınma boyutuna taşımaya çalıştık. Turkuaz Köy markasıyla projemizin ismi Turkuaz Köy oldu ve turizm odağında Finike'nin bütün değerlerini paylaşmaya çalışan bir ortam haline dönüştük. Bunun içinde örnek veriyorum, tarım tabii ki var, turizm var, tarih var, Finike'deki antik kentler var, örnek veriyorum. Finike'nin yeme içme kültürü var. Yani kısacası Finike'nin bütün değerlerini sunan bir ortam hazırladık. Çiftliğimiz nehir kenarında, çok güzel bir ortamda. Karşısı her taraf portakal bahçeleriyle çevrili. Belki hesapta, fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Bakıyorum. Tamamen Bir izole. yandan da konuşurken turkuazköy.com'a bakıyorum. Yani Evet. resimler öyle bir resimler ki bu resimlere ya ürün böyleyse valla atlayıp koşası koşa koşa gerisin geldi. Bir nar var, bir portakal var, bir avokado var. Aman parlıyor ya maşallah yani. Ne kadar Ya güzel. tabii şöyle, ortam çok güzel, ürünler de çok lezzetli. Biliyorsunuz Finike portakalı coğrafi şerhine sahip, çok kıymetli bir ürün. Dolayısıyla bunları da biz kendi ortamımız dışında sunmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, turizm sezonu dışında da misafirlerimize, müşterilerimize dokunmamız gerekiyor. Onlarla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz özellikle geçen sene pandemiden önce biraz açıkçası hani ölü ve pasif durumda olan e-ticaret ayağını biraz canlandırdık. Ki pandemi de zaten bizi ister istemez içine çekti. Yani e-ticaret olarak bizi içine çekti. Dolayısıyla ağırlıklı kendi ürünlerimiz olmak üzere tabii ki de bir e-ticaret şeyimiz var. Evet. İki senedir de ciddi bir şeye ulaştı tabii. Bizim için ciddi bir büyüme oldu yani açıkçası. Süper. Süper. Gökhan Bey, bu akşam çok güzel ya. Tam da diyete girdik. 9'dan sonra yemeyelim dedik. Her ikisi de yüksek seviyede. Gökhan Bey de BBQ, barbekü sepeti. Değil mi? Yani çok acayip ürünler var burada. Kömürlü barbekü, gazlı barbekü, elektrikli barbekü. Elektrikli bilmiyordum mesela. İlk defa gördüm. Siz de buradasınız. Siz de efendim kaç senedir internettesiniz? Ne yapıyorsunuz? Biraz da bahseder misiniz? Yakın duymuyoruz ama ben bahsedeyim yine de. Şimdi biz Cem Türkiye pazarlama yöneticisiyim ben. Biz Cem Türkiye olarak dünyanın dört büyük barbekü üreticisinin Türkiye listesindeyiz. Napolyon, Kuntinat, Joe ve Master Grill gibi dört büyük markayı Türkiye'de en çok. Şimdi barbekü deyince yani aslında bildiğimiz mangal ama biz tabii barbekü diyoruz. Niye barbekü diyoruz? Çünkü genelde mangal deyince insanların aklına böyle markette satılan mangallar ya da sahilde yelpaze yaptığımız, kırpta çocuk pişirdiğimiz klasik şeyler geliyor. Biz çok farklı ürünler, çok özel ürünler sunuyoruz. Bizim ürünlerimiz de aslında Avrupa'da, Amerika'da her evde olan ürünler. Bizim ürünlerimiz de biz fırın gibi, hem fırın gibi, hem mangal gibi, hem böyle uzun süre pişirmeler yapabildikleri farklı ürünler.
Biz bu ürünleri tabii birçok satış kanalımız var. Mağaza sonuçta. Bizim bir turda mağazamız var İstanbul'da. Mağazada satış yapıyor. Müşteriler gelip inceliyor. Stok tutuyor. Sipariş ve ürün direkt alabiliyorlar. Tabii Türkiye'de 40'a yakın bayimiz de var. Yaklaşık 10 yıldır bayi üzerinden de biz müşteriye ulaşıyoruz. Şimdi son 2-3 senedir de hem pazar yerleri hem de online satış sitemiz bb2sepeti.com üzerinden satış yapıyoruz. Şimdi burada bizim için tabii bb2sepeti.com biraz önemli. Niye önemli? Hatta çok önemli. Hocam. Çünkü Büyük Sepeti çok önemli bizim için. Çünkü biz Büyük Sepeti'nde aslında hem kendi ürünlerimizi satıyoruz ama birçok markanın ürünlerini de bir arada topluyoruz. Hani sadece mangal gibi düşünmeyin. Bütün aksesuarları, kılıfı, maşası ya da bıçak kılıfı ya da yemekte kullanacağı sosa varana kadar çok farklı ürünleri hepsini tek bir çatıda ulaştırıyoruz. Müşteri o mangal anında neye ihtiyacı duyarsa bizden temin ediyor. Yani 40'ın üzerinde barbekü modelimiz var. 300'ün üzerinde aksesuar modelimiz var mağazamızda. Tabii biz tüm bu ürünleri satarken aslında şöyle düşünüyoruz. Hani biz bir sadece yalnız bir ürün satmıyoruz. Biz aslında burada insanlar keyifli zaman geçiriyor. Hobilerine vakit ayırdığı çok farklı bir ürünler. Mesela bazı ürünlerimiz var. 7-8 saat pişirme yapıyormuş kullanıcı. Yani çok aslında baktığınızda çok ciddi bir zaman verme tartışıyor ama yani sonunda ulaştığı keyif bambaşka. Hem sevdikleriyle ortak bir masada buluşma keyfini yaşıyor, hem yaptığı ürünleri paylaşma fırsatına ulaşıyor. Aslında bütün bu deneyimlere biz aracı oluyoruz diye düşünüyoruz. O yüzden hani başından sonuna çok keyifle yaptığımız bir iş. Tabii pandemi döneminde hani özellikle insanlar tabii evde kapandığı için farklı alternatifler aradılar. Bu dönemde de tabii bizim barbekülerimiz keyifli barbekü etkinlikleri olarak çok farklı bir alternatif oldu. Yani zaten halihazırda iyi bir kitlemiz vardı. Bunun üzerine bir de bu pandemide bu farklı alternatif arayan kitler ulaşınca yani biz pandemide yok sattık diyebiliriz. Bu yüzden hani hem keyifliyiz hem yoğun çalıştık. Çok güzel bir getirdik. Bu sezonu da hazırlandık. Bakalım yani önümüzdeki dönemde biz böyle geçeceğini düşünüyoruz. harika. Şimdi Celal Bey, yine size döneceğim. Web sayfası çok konuşulan bir konu. İkinizin de altyapısı Tijimax. Şimdi Celal Bey, siz web sayfasında çok sorulan sorulardan bir tanesi. Sayfalarınıza bakıyorum şu anda. Yani çok da hoş ikinizin sayfası da. Yani neye en çok dikkat edersiniz? İçerik midir? Bir bilgi mi girersiniz? Renklere mi dikkat edersiniz? Fiyatlama mı? Butonların şeklini biliyorsunuz. Butonlar bile artık psikolojik bir şey var. Yuvarlak mı olsun, kare mi olsun, şu mu olsun, bir sürü şey var. Sizler bu tip konularda neye bakıyorsunuz Celal Bey? Önce sizden Şimdi başlayalım. öncelikle ben Gökhan Bey'le tabii burada beraber olmamız bir tesadüf. Biz de yemek etkinlikleri yapıyoruz. Yeni başladık. Bir şefimiz var. Çok kıymetli Antalya'dan. Tuncay Bey. 2 hafta önce bir green egg'le çok güzel bir bıldırcın pişirdi. Sağ olsun. Onun yani standart bir mangalın dışına nasıl çıkıldığını bizzat tecrübe etmiş olduk. O tütsülenmiş aromayı kattı ve çok da beğenildi. Bu arada bizim ortam da mangal için, barbekü için biçilmiş bir yer. Böyle de güzel bir tesadüf oldu. Sorunuzu cevap vereyim. Şimdi aslında internet sayfaları, yani birkaç sefer tecrübemiz oldu. Kendi yani şansım 2009'dan beri Finike Portakal ile alakalı bir sayfalara bir şekilde sahibiz. Şimdi aslında benim daha çok önem verdiğim konu, daha doğrusu Ticimax'e niye geçtik? Bunun cevabı biz daha çok altyapı bizim için önemli. Yani müşterinin sorunsuz bir şekilde sayfaya girip üyeliğini oluşturup sayfadan istediği ürünü rahat bir şekilde, hani user friendly tabiri caizse, bu şekilde ürünü alıp sağlıklı bir şekilde çıkması ve arkasından ürünü takip edebilmesi. Şimdi ve arka plandaki işte fatura ve diğer kargo entegrasyonları. Bunun dışında tasarım olarak söylersek çok sade bir şey. Hani sade olması bizim için her zaman önemliydi. Zaten sizle beraber özel tasarımı da fark etmişsinizdir. Çok çok Evet. karışık veya çok böyle müşteriyi dikkatini çeken, sağda solda böyle çok renkli değil de nasıl söyleyeyim, ortamı gösteren ve aynı zamanda ürünleri de sunan bir tasarım yapmaya çalıştık.
Yani sonuçta biz de tüketiciyiz. Bir internet sayfasına girdiğinde müşteriyi aslında çok fazla oyalamadan istediğine yönlendirebilmek yeterli oluyor. Onun dışında çok fazla detaylara açıkçası takılmadık. Sağ olsunlar ekip de yani parantez bu arada destek alanı, TCMAX'in destek alanı. Yani ben her mesaj attığımda yani bu kadar hızlı geri dönüş alabileceğimi hiç tahmin etmiyordum açıkçası. Yani anlık yaşadığımız krizleri çok hızlı çözdüler. Ve şöyle söyleyeyim, ben tabii şeye geçeli bu sezon başladık. Eylül ayında başlamış olduk biz. Narenciye sezonuyla TCMAX'e ilk şeyimiz, ilişkimiz. İlk 1-2 ay öğrenme süreci ve arkadaşları eğitim süreci geçti. Yani nasıl söyleyeyim, ben Aralık ayından beri neredeyse hiç TCMAX'in admin paneline girmeden arkadaşlar sorunsuz bir şekilde arka planı yönetebiliyorlar. Bu bir şey oldu. Bir level atlama oldu. Ve eminim daha da TCMAX de kendini geliştirecek. Biz de bu şeyin içerisinde bizim sistemimiz de gelişecektir. Bizim satışlarımız ve müşteri memnuniyeti de gelişecektir. Çok çok memnunuz yani kısacası. Gökhan Bey, siz neye dikkat ediyorsunuz efendim? Yani her yiğidin bir farklı çoğut yiyişi vardır. Yani siz mesela neye bakarsınız? Renklere mi bakıyorsunuz? Fotoğraf mı önemlidir? Çok bilgi girer misiniz? Şimdi bakıyorum ben web sayfanız. Sizde de bayağı iddialı, çok güzel çizim, böyle resimler de var. Ya biz açıkçası hepsine dikkat ediyoruz. Yani bunların hepsi kullanıcı deneyimine giriyor. Yani kullanıcı ürünü araştırmadan satın alma işleminin gerçekleştirene kadar geçen süreçte butonlara da basıyor, ürün açıklamalarını da inceliyor, sayfada da geziyor. O yüzden her noktası önemli. Biz bu aşamada bütün noktalarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabii sürekli biz de kendimizi güncelliyoruz. Biz TCMAX'le 2 sene oldu. İlk TCMAX'le başladık. Özel tasarım siteyle başladık. İlk yaptığımız siteden çok farklı bir noktadayız. Yani geri dönüşlerle çok daha farklı tasarımlara yöneldik. Genel itibariyle basit, anlaşılır, sade bir sayfa düzenine bakıyoruz. Tabii bizim ürünlerimizde farklı olarak birkaç nokta var. Mesela bizim ürünlerimizin çok fazla ilgisi var. Yani müşteriden çok soru soruluyor. Ürünün boyutları olsun, yani terasını alacak, balkonunu alacak, yeri sahip mi değil mi, malzeme kalitesi, malzemenin kalınlığına kadar yeri geliyor, biz ilgi giriyoruz. Ki müşteri hani bütün soru işaretlerini giderse ürünü gelip göremiyor teşhirimiz ortada. O yüzden soru işaretlerini gidermesini mümkün olduğu kadar ürün açıklamasıyla gidermeye çalışıyoruz. Tabii burada biz ürün mesela pazar yerleriyle kıyaslayacak olursak, mesela bizim mangallarımızda pazar yerleri genelde kömürlü mangal, gazlı mangal diye ikiye ayırır. Daha siz de dediğiniz elektrikli varmış diye. Yani birçok pazar yerinde o kategori bile yok. Biz burada kategorilerimizi bayağı alt kırımlara da indiriyoruz. Yani mesela bir kömürlü mangalı biz portatif, klasik ya da smoker diye de ayırıyoruz. Çünkü yani özel ürünler ilgili kişi özel ürünler. Direkt ürüne ulaşmak için mesela ana sayfamızda direkt smoker mangal diye tıklayarak direkt ürüne gidebiliyor. Hani diğer ürünlerle ilgilenmeyen birine. O yüzden kategoriye de çok önem veriyoruz. Bir de mesela canlı yardım, yani çok önem verdiğimiz bir nokta. Dediğim gibi çok soru geliyor. O kadar açıklama olmasına rağmen yine soru. Karşılaştırmalarına rağmen yani yakın ürünler var. O yüzden canlı yardımdan anlık birçok müşterimize çok sorularını cevap vererek, yani günde belki 50 kere 100 kere canlı yardımdan insanlara cevap veriyor oluyoruz yani. Bu arada bizi izleyen sevgili dostlar, nereden izliyorsunuz bizi? Yani bilmiyorum, şu anda yorumlar açıksa yazın efendim. Bursa mı, Antalya mı, Ankara mı, bakalım. Gökhan Bey, siz İstanbul'dasınız değil mi? Evet, İstanbul'dayız. Mağazamız da İstanbul'da, biz de İstanbul'dayız. Yani bakalım kimin daha çok fanı var? İstanbul'dan gelenler mi var? Finike mi var? Bir bakalım. Bursa var. Geliyor yavaş yavaş cevaplar. Pınar, sana da sormak istiyorum. Yani bir sürü web sayfasına hizmet veriyorsunuz. Size mesela gördüğünde, yani bir web, sen de artık o göze sahipsin. Yani teknik taraf değilsin ama sonuçta dijital pazarlık tarafında aktifsin. Neye sen bakıyorsun ya bir web sayfasında? Şöyle bir kullanıcı olarak yanıtlayayım. Sitenin Cel abinin de belirttiği gibi temiz ve kullanışlı olmasına dikkat ediyorum. Ben aradığım ürünü veya bilgiyi kolay bir şekilde erişmek istiyorum. Eğer bir ürün inceliyorsan o ürünle alakalı, mesela sanatçıdan çıkan başka bir şey olmasın,
ürünün fotoğrafı net olsun, açıklaması net olsun. Ya ben o ürünü satın alacaksam bana yeteri kadar bilgi veriyor gerekiyor. Ürünü doğru bir şekilde göstermesi gerekiyor. Ve kategorizasyonu çok iyi yapılması gerekiyor. Bazen şunu da görebiliyoruz. Bir işte yüzlerce ürün tek bir kategorinin altında çok işte eksik bilgiler var vesaire. Dolayısıyla kullanıcı bin bir türlü aslında kanaldan çekmeye çalışıyorsunuz ama kullanıcı geldiği zaman o ürünü satın içerik. Dolayısıyla ben siteye giriş yaptığım anda her zaman kolay alışveriş yapılabiliyor olmasına dikkat ediyorum. Dolayısıyla tabii güven de vermesi gerekiyor. O yüzden ilk vitrin dediğimiz o karşılama alanı, hoş geldin dediğimiz ana sayfa, sonrasında da hani ürün detay sayfası ve sipariş adımları dediğimiz, işte adres bilgisinin girildiği yer, ödeme adımları, bunların hepsinin aslında o temiz bir yolculuk olması gerekiyor. Ve bir kere ben alışveriş yaptıysam ve akabinde müşteri tarafı da eğer akış sorunsuz bir şekilde işliyorsa, ben tekrar ne olacak? İşte o ürün ihtiyacına hemen o markaya gelecek, o ürün aklıma gelecek. Dolayısıyla da tekrar tekrar ben alışveriş yapmaya devam edeceğim. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi bir de şey sormak istiyorum. En çok merak edilenler, hatta bir arkadaşım sordu, e-ticarete girecek. Ya fiyatlamayla alakalı. Celal Bey, yani bu fiyatlama çok merak edilen bir konu. Yani ne kadar kar koymak lazım? %20 mi koymak lazım? %30 mu? %10 mu? %40 mı? Belli bir marj var mıdır? Yani nasıl ilerlemek lazım? Bu çünkü bizi izleyenler, yeni başlayanlar var, başlayacak olanlar var, başlamış ama hala öğrenememişler var. Ne düşünüyorsunuz fiyatlamayla alakalı? Ya şimdi tabii her sektörün veya her ürünün kendine has bir piyasası ve talebi var. Sonuçta içeride bir operasyon var. Bu operasyonun maliyeti var. Sonuçta her firmanın da o yüzden farklılık teşkil edecektir. Ama örnek veriyorum, eğer bir ürünü alıp satıyorsanız sonuçta satabileceğiniz, yani örnek veriyorum, ona aldınız ve piyasada bu ürün 12 lira. Siz bunu 13 liraya satamazsınız. Dolayısıyla hani pahalı alıyorsanız düşük kar marjı koymak zorundasınız. Dolayısıyla tamamen ürün bazlı değişebiliyor. Örnek veriyorum. Sonuçta ben portakalcıyım ama portakalı bir yerden alıp satmadığım için sonuçta benim portakalı alıp, yani kendi tarlamdan hasat edip satmam muhakkak başkasına göre daha karlı olacaktır. Dediğim gibi hem operasyonel maliyetler, hem ürünün piyasadaki değeri, hem de gelen talebe göre kar marjı her üründe farklı olabilir. Yani biz örnek veriyorum 25 tane ürün satıyoruz, 30 tane ürün satıyoruz. Hepsinin şeyi farklı şu an. Satış fiyatı ve kar marjı farklı. Çünkü ben de örnek veriyorum yayla kesimlerinden ürün alıyorum. Örnek veriyorum Finike'de ceviz yetişmiyor. Ama çok kıymetli bölgelerden ceviz alıyorum. Ama cevizi satabileceğim fiyat belli. Örnek veriyorum 40 lira. Ben bunu 35'e aldıysam yine 40 lira. Yani ben %30 kar koyayım, ben bunu 50'ye satayım, 60'a satayım deme şansım yok. O yüzden aslında cevap böyle. Ben şimdi sizin web sayfanıza bakıyorum da çok ilginç isimler var. Fuerte Avocado. Evet. İtalyan memeli limon. Nedir İtalyan memeli limon? Yani özelliği mi vardı? Ben de farklı. Şöyle söyleyeyim. Yani farklı farklı, yani sonuçta narinciye diyelim. Narinciye özelinde örnek veriyorum, Finike'nin sadece Finike'de yetişen bir cins limonumuz var. Beyaz limon. Herkes bunu çok merak ediyor. Yıllarda çok büyük talebi var. Şimdi tamamen kabuğuyla yiyebildiğiniz çok özel bir cins. Ve yazın hasat ediyorsunuz. Şu an başlıyorsunuz hasada. Yaz boyu hasat edebiliyorsunuz. İtalyan memeli de bir hibrit bir cins aslında. Karışık bir cins. Beyazla farklı bir lamas cinsinin arasında bir cins. Yani birçok ürün var. Kara limon var. Beyaz limon var. Kırmızı limonumuz var. Yine Finike'ye özgü. Yani evet, hepsi farklı farklı değerler Finike için. Gökhan Bey, siz ne diyorsunuz efendim? Siz gerçi yani farklı markaları temsil ediyorsunuz ama yani fiyatlamayla alakalı herhalde belki size tavsiye edilen bir satış fiyatı vardır ya da siz kendiniz ilerliyorsunuzdur. Burada aslında güzel de bir örnek, çünkü bir üretici var, bir de alıp satan bir girişimcim var. İkisi arasında mutlaka farklar olacaktır. Siz mesela nasıl burada ilerliyorsunuz? Ya yani bizim için aslında çok net bir marj verme imkanı yok. Çünkü neden? Ürünlerimizin neredeyse tamamı ithal ürünler.
Yerli ürünler de var ama onlar da tabii ham madde kaynaklı, dışa kaynaklı. Tabii ithal okulda ilk akla gelen döviz kuru. Döviz kurunun zaten son nedir geldiği, nereden nereye geldiği belli değil. Biz sezon başında bir liste fiyat veriyoruz. Bir fiyat belirliyoruz. Tabii o zaman belli döviz kuruyla sezon sonundaki döviz kuru bile değişkenlik gösterebiliyor. Bir diğeri hani ciddi bir gümrük vergilerimiz var. O yüzden biz hani mesela pandemi döneminde ilave vergiler geldi. Onlar bize de yansıdı. Yani o yüzden bu değişkenlerden dolayı bizim marjımız da öyle. Çok değişken bir marjımız var. Hani böyle bir üstüne %30 koyalım da satalım gibi bir hesap yaparsak o hesap sezonun içinde çok çok diyebiliriz. O yüzden net bir marj vermem doğru olmayacak. Ama hani bizde de dikkat ettiğimiz nokta bir TL fiyatı belirleyebilmek. Bir bizim ürünlerimiz büyük ve ağır ürünler. O yüzden lojistik ve depolama maliyetimiz diğer ürünlere göre daha maliyetli oluyor. Onları belirlemeye çalışıyoruz. Bunların bu şekilde bir hani satış fiyatı belirlemeye çalışıyoruz başında. Didem Hanım güzel bir soru sormuş. Fiyatlamada ürünün tıklama oranı önemli midir? Herhalde şey demek istiyor Pınar, değil mi? Yani çok tıklanan ürün. Aynen. Ya çok hani popülerliği durumuna göre de olabilir. Hani işte çok satılan bir ürün, yani ilgi gören bir ürün veya görmeyen bir ürün. Evet. Mesela tam tersini soralım. Çok popüler olan değil de mesela o galiba yapanlar var mı? Az satılıyor. Az satıldığı için ürünün fiyatını düşürüyor musunuz? Mesela öyle bir şey var mıdır? Yapar mısınız? Ya da yani siz mi devam edeceksiniz? Ben devam edeyim. Şöyle bizde dediğim gibi sezon başında beklediğimiz için biz genelde hani yurt dışından getirdiğimiz ürünleri talep doğrultusunda o sayıda getiriyoruz. Yani çok talep gelen ürünü yani 100 birim getiriyorsak az talep gelen ürünü 10 birim getiriyoruz. Ayrıca bizde fiyat tıklama ya da talebe göre değişmiyor. Zaten o talebi karşılayacak kadar ürün geldiği için hani sabit bir sezon boyunca fiyatlarımızı sabit tutmaya çalışıyoruz. Pınar sen ne görüyorsun piyasada? Böyle oluyor mu fiyatlarla alakalı? Şöyle oluyor aslında. Hem sezona bağlı değişiklik gösterebiliyor. Hem de gündeme bağlı fiyatları göre değişiyor. Ya da ürüne göre de, yani kategoriye göre de aslında. Ya işte özel günlerde örneğin daha farklı bir fiyat uygulanabiliyor. Ya da bunu kargo veya ödeme adımlarındaki kampanyalarla da aslında destekleyebiliyorlar. Ya da işte ellerine kalan ürünler varsa stokta. Bunları işte kasa önü fırsatları veya ürünü özel kampanyalarla beraber ekstradan farklı şeyler uygulayarak aslında o ürünle alakalı ürünün ilgi arttırmaya da çalışabiliyor. Kamil Bey sormuş. Neden insanlar aynı ürünü Trendyol'da ya da bir pazar yerinde daha ucuza alabiliyorlar? Mesela Celal Bey siz satıyor musunuz herhangi bir pazar yerinde ürün? Yok hayır. Satmıyorsunuz. Gökhan Bey siz? Biz satıyoruz. Bütün pazar yerlerinde varız. Pazar yerlerinin bildiğiniz gibi belli bir komisyonları var. Bazen kendi komisyonlarını aşağıya çekerek özel kampanyalar yapabiliyor. Genelde biz hani sonuçta bayi sistemimizde olduğu için hani fiyatların çok bulunmaması, fiyatları kontrol edebilmek adına böyle durumlarda pazar yerleriyle görüşüyoruz. Ya kampanya döneminde önceden belirliyoruz. Bayilerimizde de aynı yöntemle ilerleme çalışıyoruz. Ya da hani eğer gerekiyorsa satışa kapattığımız bile oluyor. Yasayı bulmamak adına. Şeye de soralım. Celal Bey, iade konusu. Yani evet. Ben bu programı yaptım yapalı. Yani 100 soru geliyorsa bunun yarısından çoğu iki tane konu. Ya kargo ya da iade. Şimdi tabii sizinki gıda olduğu için bilmiyorum sizde iade olabiliyor mu? Öyle bir tüketicinin hakkı var mı? Normalde hakkı var ama gıdada bilmiyorum. Biraz daha hassas bir konu. Oluyorsa nasıl çok mu oluyor? Niye oluyor? Nasıl minimize etmeye çalışıyorsunuz? Yani biraz bahseder misiniz? Evet, aslında bir önceki sorduğunuz soruyla da biraz ilintili. Bizim pazar yerlerinden uzak kalma sebeplerimizden bir tanesi de sorgusuz sualsiz iadeler. Bunları çok okuduk ve bu süreci yönetemeyeceğimize karar verdiğimiz için pazar yerlerine girmeyi düşünmedik. Şimdi biz ne yapıyoruz iade konularında? İade yaşıyor muyuz? Açıkçası tabii ben kötü olarak bir isim vermek istemiyorum ama biz bu pandemi sürecinde yurt içi kargo ile çalışmaya başladık. Şimdi nasıl söyleyeyim? Yani bu sene örnek veriyorum 1000 tane
siparişimiz oluştu. Yani iade binde bir diyebilirim. Çünkü çok disiplinli çalışıyorlar. Şubeler çok hızlı çalışıyor. Nasıl söyleyeyim? Biz de paketlemelere çok özen gösteriyoruz açıkçası. Hani gıda olduğu için paketin atılıp da meyvenin ezilme durumları yaşanabiliyor. Ama dediğim gibi binde bir yaşıyoruz. Ve nasıl mücadele ediyoruz bununla da? Yani bize müşteri zaten biz paketlerin içerisine, her gönderdiğimiz paketin içerisine bir mektup gönderiyoruz. Diyoruz ki, tabii diyoruz ki işte projemizden kısaca bahsedip ürün gıdadır. Pandemi sürecinde yoğunluk yaşanıyor. Geç gelebilir, ürün parçalanabilir. Lütfen bizimle anında iletişime geçin. İşte WhatsApp, efendim mail veya telefon, kendi şahsi telefonuma kadar yazıyorum. Hatta şikayet değil, teşekkür için telefon açıyorlar. İşte tabii biz ya, bu kadar çok yememiştik, böyle güzel reçel almamıştık falan diye. Hani bu bir şey oluyor. Dolayısıyla müşterilerimizle biz de hızlı iletişime geçtiği için biz şeyi de sorgulamıyoruz açıkçası. Biz suistimal edeceklerini düşünmediğimiz ki yaşamadık bir suistimal. Anında yani o gün tekrar iadesi gelmeden dahi biz aynı ürünü tekrar geri gönderiyoruz. Yani örnek veriyorum, 3 gün kargoda beklemiş, kaybolmuş. Yani ürün çürümüş. Yani olabilir. Her şey olabilir. İşçilik hatası da olabilir. Çürük ürün içeri girmiş olabilir. Dolayısıyla biz hani hiç sorgu sual etmeden, müşteriyi hiç üzmeden aynı gün içerisinde paketi tekrar göndermeye çalışıyoruz. O yüzden yani karşı tarafa da bunu iyi anlatabildiğimiz için iadeler konusunda özellikle bu sene inanılmaz rahatım yani. Hiç ama bunda büyük etken yurt dışı kargo, öyle söyleyeyim. Çok büyük etken. Yani sizin iadelerin en büyük sıkıntısı kargo ile alakalı. Ürünü beğenmedim diye, yani yedim ben portakalı beğenmedim, geri gönderdim diyen olmuyor anladığım kadarıyla. Doğru mu anlıyorum? Şöyle oluyor. Örnek veriyorum, lime. Biliyorsunuz lime yeşil, Ağustos ayında hasadı başlıyor. Şimdi bu sene şunu yaşadık. Lime ve örnek veriyorum diğer limon cinsleri biliyorsunuz kışa girdikçe sararıyor. Portakal da kızarıyor. Şimdi Ocak ayında lime satıyorsanız ürün sarıya dönüyor. Dolayısıyla müşteriden böyle bir tepki aldık, birkaç müşteriden. Ya ben lime almıştım, bana normal limon geldi. İşte bu lime değil. Biz de ne yaptık? İade edebilirsiniz ama dedik hani sonuçta bu kış geldi, ürün soğudu, kabuk rengi değişti. Yine lime lime, yani bu lime diyoruz. O şekilde problemler yaşadık. Hani portakalı zaten Türkiye'de nasıl söyleyeyim, isim yapmış. Yani bir Selpak gibi bir jenerik bir marka olmuş bir yörenin yani portakal konusunda. Zaten sıkıntı yaşayacağımız bir kalite olmuyor. Dolayısıyla kargoda ezilme haricinde biz bu ürünü beğenmedik diye pek şey duymadık şu zamana kadar. Anladım. Sizde nasıl Gökhan Bey? Sizin bir de dediğiniz gibi en başta ürünler de büyük yani. Öyle onun iadesi falan da çok sıkıntı. Evet. Yani, yani şimdi burada biz şanslı olduğumuz bir konu, neredeyse hiç iade almıyoruz. Yani niye almıyoruz? Şimdi ürünler zaten karar almak uzun süren ürünler. Yani ürünü karar verene kadar müşteriye aramadan ya WhatsApp'tan bizle iletişime geçerek ya da canlı yardımda birçok noktadan bize ulaşıp bütün sorularını soruyor. Ya zaten karar verdikten sonra, aldıktan sonra kafasında herhangi bir soru işareti kalmıyor. Ondan sonra ürün gelince heyecanla yani deneyimlemeye geçiyor. İşte bizde bir iade oranı çok düşük, neredeyse yok. Hani ben nedir, iade hatırlamıyorum bile. Pazar yerlerinde otomatik iadeler var. Hani ürün gitti, müşteriyi bulamadı, geri geldi. Onun gibi teknik iadeler oluyor. Tabii ürünler büyük, ağır. Biz genelde kargo firmalarından çok lojistik firmalarıyla çalışıyoruz. Lojistik firmaları da tabii kargo firmaları kadar hızlı gitmiyor. Biraz daha süreç. Bir de hani Antalya'ya gidiyor, başka yere gidiyor, bayağı köylere gidiyor. Çünkü bunlar genelde bahçede, terasta kullanılacak ürünler olduğu için dağ evine kadar gidiyor. O yüzden gelişmesi biraz daha zamanı alabiliyor. Bunu da tabii biz ürün açıklaması kısmında belirtiyoruz. Müşteriyle iletişime geçtikçe belirtiyoruz. Genelde anlayışla karşıladıkları için bugüne kadar çok iade sorunu yaşamadık diyebiliriz. Pazar yeri demişken Cem Yılmaz, herhalde meşhur Cem Yılmaz değildir tahmin ediyorum. bizim izleyecek şimdi. Cem Yılmaz e-ticarete girmek istiyormuş mesela. Pazar yerlerindeki güvenilirliği kendi sitemizde de müşteri gözünde nasıl artırabiliriz diye soruyor. Siz pazar yerine satış yaptığınız için belki
Cevap vermek istersiniz buna. Bence çok önemli bir soru çünkü pazar yerlerinde müşteriyle satıcının iletişimi çok sınırlı. Hatta bazı pazar yerlerinde yok gibi bir şey yeni yeni başladı. Şimdi burada bizim iletişim tarafımız çok kuvvetli. Yani müşteri bir sorun ya da bir sorun anında dizip direkt bizimle iletişime geçebiliyor. Herhangi bir pazar yerinden alışveriş yaptığı zaman tabii pazar yerine yönelmesi lazım. İade ya da değişim için pazar yerinin lazım. Çok daha uzayan ve sancılı süreçler olabiliyor. Biz bu noktada kuvvetli iletişimimizle müşteriyi kendi sitemizden alışveriş yapmaya yönlendiriyoruz. Böylece hem herhangi bir sorunda bizimle direkt muhatap olabiliyor. Hem de atıyorum bazen öyle bir şey oluyor. Sipariş geliyor. Aldığı ürünle alakasız bir aksesuar almış. Onu mesela bir müşteriye bu aksesuarı bu üründe kullanamaz diyoruz. O zaman siparişini aksesuar kısmını çıkarıyoruz ya da farklı bir yönlendiriyoruz. O tip birçok sorun da bu sayede çözmüş oluyoruz aslında bizim sistemimiz üzerinden olduğu zaman. Evet. Pınar, ikinci yani monitörün şeyini... ben de hemen... Ne diyorsun? Diyorum. Aslında müşteri yorumları bölümü var. Hatta bunu eğer matbi kullanıyorsanız hani ekiplerle de görüşebilirsiniz. Direkt yorum olarak da ekleyebiliyorlar. Size hesabın bölümünden geri bildirim de gönderebiliyorlar. Hatta kullanan kimimize de şu anda beni doğrulayacaktır. Yani direkt hatta inceleme yapmak isterseniz de demo talep ederek görebilirsiniz. Sorunuz olursa bize ulaşın, bizi yönlendirin. Ya bu arada ürünlerinize bakıyorum deminden beri. Yani bir kere iki değişik model var. Şimdi Celal Bey'den ürünleri yani sonuçta hepimizin ulaşabileceği rakamlar. Yani işte reçel var 35 lira. İşte portakal var şu var. Ama mesela barbekü sitesine bakıyorum. Hatta bir tane ürün açtım. 16.990 17 bin lira. Hatta biraz daha kuvvetli söyleyeyim. 17 milyar eski parayla. Yani şunu sormak şimdi insanlar Celal Bey yani, gibi alıyor yani. 17 bin lira ürün de e-ticaretten alıyor. Öyle değil mi? Online. Şimdi Celal Bey anlıyordur birbirine deneyimledikten sonra hani farkının nasıl olduğunu. Bizim ürünlerimiz dediğim gibi çok farklı ürünler. Bir de şöyle söyleyeyim hani markaların hepsi 50 yılı aşkındır bu ürünü üreten firmalar. Argesi, kalitesi çok üst düzey ürünler. Alan müşteri yıllarca belki 20 yıl kullanabiliyor. Hatta bazı ürünlerimizde ömür boyu limitli garanti bile var. Yani üretici ürününün arkasında. Ürün zaten ömür boyu yapabileceğiniz bir şey. Mangal sürekli yapacaksınız. Yani aslında bahçede bir mutfak. O yüzden hani belki fiyatlar insanlara garip geliyor ama biz onlar satışta gerçekten hiç müşterinin sormadık direkt sipariş verdiği çok ciddi rakamlara da ulaşıyor. Ürünler çok güzel. Alıp alasın geliyor yani. Fotoğraflar o kadar güzel ki. Yani bunları özel mi çektiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ürünler profesyonel fotoğraflar çekiliyor. Çok da fotoğrafları var. Yani biz belki kendi sitemizde 15 fotoğraf koyuyoruz ama hani istesek her ürünün çok ciddi sayıda fotoğraf koyuyoruz. Tabii ürünler hani detaylı, müşteri birçok soru işareti var. O yüzden ne kadar fotoğraf koyarsanız o kadar müşterinin gözünde canlanmış oluyor. Online bence çok önemli. Fotoğraf sayısının çok olması. O yüzden biz genelde ilgili firma, üretici firmadan alıyoruz fotoğraflarımız. Süper, doğru. Aslında şöyle, tabii yani fotoğrafları sonuçta ben çekip paylaşmıyorum. Profesyonel bir elden geçiyor ama şimdi biz önümüzdeki sezon için çünkü etkinlik ve organizasyon işte yani onlar da bir üründür. Yaptığımız yemek organizasyonları örnek veriyorum bir spor faaliyeti var şu an gündemimizde. Pandemi öncesi yatırım yapmıştık. Daha da geliştireceğiz. Bir orienteering sporu var. Örnek veriyorum. Yani birkaç gün içerisinde bir tek online'da ürün satışı değil. Sonuçta içerik diyelim. Hani birçok içeriğimiz var. Dolayısıyla bu oda resimlerinden yemeklere, sattığımız ürünlerin, portakalın, narinciyenin fotoğraflarına kadar bunların daha iyi sunulması lazım. O konuda biraz eksikliğimiz de var açıkçası. Bu sene Nisan ayında yeni odalarımız da yapılıyor. Kapasitemiz de biraz artıyor. Onu da fırsat bilerek bu bahsetmiş olduğunuz noktaya daha çok açıkçası vakit ayırıp daha iyi
arttıracağız. Çok önemli çünkü. Hani arttırılmış gerçeklik var. Hani ürünü daha iyi sunuyorsunuz ama bize gelen misafirler, özellikle otele gelen misafirler şey diyor. Hani fotoğrafta gördük çok güzeldi ama gerçeği daha güzelmiş diyor. Yani aslında bir nevi demek ki biz daha iyi fotoğraflar sunmamız lazım. Bunun farkındayız. İnşallah da daha profesyonel fotoğraflarla kendimizi daha iyi anlatacağız. Pazarlama tarafı. Yani insanlarda şöyle bir yanılgı var. Siteyi açıyor herkes. Ondan sonra 2 gün, 3 gün, 5 gün çok güzel gidiyor her şey. Eş, dost, akraba. Ondan sonra bir şey gelmiyor. Pazarlama yapmıyorsun. Pazarlamayla alakalı çoğu şey atlandığı gibi gibime geliyor. Yani sizler mesela Celal Bey, pazarlamayla alakalı ne yapıyorsunuz? Yani hangi mecraları kullanırsınız? Hangi mecralarda verim alıyorsunuz? Sizin sektörde nasıl gidiyor? Mesela rakiplerinizin hangi mecralarda olduğuna bakar mısınız? Yani biraz fikir verir misiniz? Çünkü insanlar burada çok şey der. Burada deneyim sahibi değiller. O yüzden biraz bir fikir verirseniz çok seviniriz. Ben mi başladım? Evet, size sordum ilk başta. Özellikle geçen sene ve bu sene biz daha çok hani reklam diyelim. Reklam konusunda daha çok hani Google AdWords üzerine gidiyoruz. Yani Google üstüne gidiyoruz. Daha çok oradan verim aldığımızı hissettiğimiz için oraya kaydık. Tabii ki ama siz hani pazarlama noktasında iş sadece reklam vermek olmadığı için ürünün sunumu, işte firmanın kitleyi, sonuçta bu bir bütün. Hani zincirin tamamı pazarlama. Satış kısmı sadece bir parçası. Dolayısıyla hani biz en büyük bizim zaten pazarlamaya hizmet ettiğimiz konu şu, hani reklam haricinde. Sonuçta biz yani 18. yüzyıldan beri Finike'de tarım yapan bir aileyiz. Yani onların torunlarıyız. Yani sonuçta biz bu işi, yani iyi ticarete zaten hali hazırda olan bir sisteme bir parça olarak bakıyoruz. Bu işi bütünleyen ve bizim Turkuazköy çatısı altında sisteme ve marka değerine, Finike'nin değerine değer katacak bir unsur olarak bakıyoruz. Dolayısıyla bu da bizim elimizi çok kuvvetlendiriyor. Çünkü dediğiniz gibi bir firmaya bakıyorsunuz, bugün var yarın yok. Yani ilk reklam veriyor, piyasaya çıkıyor ama işte pop şarkısı gibi ondan sonra kayboluyor. Yani bir güven kalmıyor. Dolayısıyla biz, bu pazarlama noktasında en güçlü kılan şey sağlam bir üretim temelimiz olması. Bunu da sizin bahsettiğiniz noktada yani e-ticaret noktasında bizi de şeye sunan, müşteriye direkt sunan en çok en kullandığımız araç da Google şu an. Ama tabii öyle Instagram Instagram hesabımız var. Onunla bağlı bir Facebook hesabımız tabii ki var. Ama çünkü Instagram'a daha çok hani görsellik hakim ve örnek veriyorum. Video çekip paylaşmak da çok büyük bir lüks Instagram için. Evet, siz Gökhan Bey, sizi devam edelim. Pazarlamayla alakalı sizler ne yapıyorsunuz efendim? Şimdi bizde şöyle, hani Celal Bey'in değindiği nokta önemli, o kendi tarım geçmişi var. Bizim de tabii 10 yılı aşkın bir süredir barbekü sektöründe bir geçmişimiz var. Haliyle zaten hani sektörde biliniyoruz. Hani ulaşmak isteyen bir şekilde bize ulaşıyor. Tabii biz her sezon öncesi bir pazarlama bütçesi belirliyoruz ama bu, yani bu bütçenin dağılımını hani dinamiklere göre değiştiriyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı insanlar eve kapandığı için sosyal medya kullanımı arttı. Tabii biz mesela outdoor ya da basılı reklamlardan daha çok online sosyal medya reklamlarına yöneldik. Online'da da yani çok Instagram üzerinden reklam veriyoruz diyebilirim. Google Ads'de Google reklamları da aktif şekilde. Tabii bizim burada Google'da şöyle bir avantajımız var. Hani bilinirliğimiz çok yüksek olduğu için bu sektörde Google'ın doğal aramalarında, organik aramalarında zaten ilk sıralarda çıkıyoruz. Hani o yüzden orada bir tık bütçe avantajı sağlıyor bize. Biz de o kalan bütçemizi genelde Instagram üzerinden sosyal medya reklamlarına yönlendiriyoruz. Bu şekilde burada tabii SEO, yani SEO konusu da çok önemli. Hem altyapı sitesinin size verdiği olanaklar sayesinde, çünkü birçok, yani biz hadi biraz uç bir örneğiz ama hani belki Celal Bey daha zor bir sektörde organik ürünler konusunda, tarım konusunda, hani orada SEO ve Google Ads, SEO alt
TCMX altyapısı bir avantaj sağlıyor tabii. SEO'da bir fark yarattırıyor. BBQ evet, yani zaten dünyada hani kısalt hali BBQ evet, diye geçiyor. Evet. Hatta logolarda, tasarımlarda hep BBQ diye kısaltılır. O yüzden bir aşinalığı var. Yani barbeküsepeti.com'da de zaten bizim BBQ sepetini yönlendiriyor ama marka olarak hani BBQ kısa ve öz bir isim olduğu için tercih ettik biz. Şekilde devam ediyoruz. Hmm. Ama hani barbekü, BBQ, mangal, gara bizim adımız çok aslında. Şimdi bir soru var İzmir'den bir hanımefendi. Vergiden muaf olunca e-ticaret sitesi açabiliyor muyum? Kendi ürünlerim üretiyorum, ürünlerim yok. Şimdi vergiden muaf olmakla e-ticaret sitesi arasında bir şey yok. Hani şirketiniz yoksa açamazsınız eğer sorunuzu cevabı olacaksa. Ama vergiden niye muafsınız? Şimdi tabii bu 2-3 satırlık yer olduğu için bu yayınlarda çok da anlayamıyoruz. Yani kısa kısa yazmışsınız ama yani vergiden muaf olmakla e-ticaret sitesi arasında ben bir bağlantı kuramadım. Varsa Pınar senin bir bilgin. Ama şirket sahibi değilse açamaz, öyle değil mi? Yani bir şirketi yoksa. Hı hı. Şöyle aslında kadın girişimciler için devletin vermiş olduğu bazı kolaylıklar var. Bunları da evet kullanarak aslında e-ticaretten faydalanabilirler. Ama hani e-ticaret yapmak için firma olması da gerekiyor tabii ki de. Fatura kesecek. Ulaşırlarsa aynen biz gerekli bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi yaparız ilerlerse. Celal Bey şey yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz ama şeyi sormak istiyorum. Müşteri memnun etmek çok zor. En baştan beri de aslında bir sürü konu konuştuk ama yani dijital çıkayınız denen bir kavram var. Ve kolay beğenmiyor bu gençler. Yani yeni nesil, yeni kuşak, yeni tüketici. Biz de dijital tüketici olduk bu arada. Ya. Benim de yaşım 45. Ben de beğenmiyorum yani. Eskiden biz 99'da internetimiz 5 dakika beklerdik bağlantısında. X'ler vardı, Ecolay vardı o zaman. Şimdi bak Wi-Fi gidiyor. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Wi-Fi bir 10 saniye gidiyor. Ortalığı birbirine katıyorum. Dijital tüketici oldum ben de. Siz bu dijital tüketicileri yani insanları memnun etmek için ekstra ne yapıyorsunuz? Ne önerirsiniz? Yani tabii şu anda bir şey demografik şeye baktığımızda aslında bizim müşteri grubumuz biraz daha hani 35 yaş üstü açıkçası. Öyle mi? Daha yeni genç nesilden ziyade hani biraz o eski tatları arayan daha çok özellikle ekolojik ürünleri arayan bir kitle var. Hani bizden alışveriş yapan. Onlara daha rahat hitap edebiliyoruz. Fakat şimdi bir 10 sene ve 20 sene sonrasında şu an işte Y kuşağı, Z kuşağı her neyse yarının büyük tüketicileri onlar. Şimdi bizde klasik bir söz vardır işte nerede o eski domatesler denir. Şimdi veya işte örnek veriyorum Finike portakalı. Bunu tanıyan, bununla doğmuş veya bununla büyümüş kişilere bunları derdinizi anlatabiliyorsunuz. Fakat yeni gelen kuşak bunları görmeden geliyor. Bizi bekleyen önümüzdeki zamanda hani bizim müşterilerimiz onlar olacak. Dolayısıyla onları memnun etmek biraz daha zor olacak. Yani sonuçta bu bir kültür meselesi aynı zamanda. Ve hani şu an köyden şehire nüfus kaydıkça bu eski kültürler maalesef kayboluyor. Daha çok endüstriyel ürünler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bizim gibi yöresel noktada kalan kişiler muhakkak şeye hitabı, yani endüstriyel pazara hitabı daha da zorlaşacak. Ama dediğim gibi şu anki hali hazırdaki müşterilerimizin memnuniyeti noktasında çok da fazla bir şey yapamıyoruz. Çünkü o damak tadında hitap edebiliyoruz şu an için. Gökhan Bey sizin cevap olmuştur. Evet. Gökhan Bey sizinkiler tabii daha malı bilen ve bu işi anlayan adamlar, insanlar, erkek ağırlıklı herhalde. O yüzden beklentiler de belli ama beklentiler de yüksek diye düşünüyorum. Fiyatlar da çünkü ona göre. Ne diyorsunuz? Ya bizde de aslında Celal Bey gibi aslında kitlemiz yine 30-35 yaş üstü yani kitle. O yüzden yine çok bahsettiğimiz genç nesil değil. Tabii yine ne kadar genç nesil olmasa da artık hepimiz bir kere hızlıca alıyor. Aynen artık bizim için de süreler kısa. Hemen hızlı bir şekilde halletmek istiyorum, çözmek istiyorum. Yani bu noktada biz hani müşteri ihtimalimiz kuvvetli olması, yani o canlı yardım vasıtasıyla böyle anlık hızlı cevap verebilmemiz bizi birçok hani soruyu hızlıca cevaplamamız birçok sorunu çözüyor. Yani işte aslında şikayet konusunda nerede şikayet almıyoruz bu. Zaten kitlemizin büyük bir kısmı hani dediğimiz kitle 35 yaş üstü ama genç kitlede de
aksiyon alıp hızlı cevaplar, hızlı iletişim kurarak gayet seviyesine hiçbir zaman geçmemek. Bundan sonra da herhalde zaman ilerledikçe evin şeye, e-ticaretinize dönüştürülecekse biz de ona ayak uydurmaya çalışacağız. Pınar'cığım, İzmir'deki hanımefendi ben ticaret düşünüyorum demiş. O yüzden soruyorum demiş. Süpersiniz. Yayın sonrası iletişim bilgilerini bırakırlarsa, eğer mesajı olarak bizlere iletirlerse, biz yarın hemen ulaşarak gerekli bilgi aktaralım. Instagram'da. Bir de galiba Tudens takı COSCAP kadın girişimcilere e-ticaret desteğine kadar oranda veriyor demiş. COSCAP'ten birisi aramızda yok ama belki de COSCAP'in web sayfasını benim bilgim yok. Çünkü o konu herkesin uzmanlığı farklı. COSCAP'ten detaylı bilgi alabilirler. Evet, yani bilsek keşke. Bir de birisi, bir arkadaşımız, esprili bir arkadaşımız, barbekü sepetinden mangallık antrikot alabiliyor muyuz? Küşleme falan demiş. İstanbul'da düzgün güvenilir et yok demiş. Belki de bir et firmasıyla da bir işbirliği yaparak satışları çift taraflı win-win şeklinde. Var mı öyle anlaşmalı olduğunuz yerler? Ya yani işbirliğimiz var. Mesela geçen sene başlattığımız BBQ Akademi diye bir alanımız var. YouTube kanalımız var. Türkiye'nin en ünlü şefleriyle beraber kendi yaptığımız mangallardan tarifler yapıyoruz. Videolar çekiyoruz. YouTube'dan paylaşmaya başladık. Yeni başladık daha. Burada tabii kullandığımız ürünleri nereden temin edebileceğini bahsediyoruz. Ürün nasıl kullanabileceğini bahsediyoruz. Şefimiz nasıl yapacağını videoları bahsediyor. Yani birçok noktayı orada videolarda bulunuyor. Bu da aslında bir şekilde bu müşterimizi doğru ürünleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki daha satışımız yok direkt olarak. Ama hani böyle farklı ürünleri işbirliği içinde gerek BBQ Akademi gerek YouTube'dan insanlara aktarıyor. Peki son mesajları alacağım ben sizden. Ondan sonra çok hızlı. Mesela şey sorayım. Böyle çalışırken ne içersiniz? Çay mı kahve mi? Hangisi? Ben ikisini içiyorum. 7-8 saat ofiste sabah bir kahveyle başlıyorum. Sonra çayla devam ediyorum. Ama çay bir tık önde. Karadeniz'de. Çay herhalde. Celal Bey? Tabii sonuçta kahve daha az. Ama kahve evet. Öncelikli tabii ki biraz. Hani ilk kahve daha sonra çaya bir dönüş oluyor gün içinde. Peki. Ama ağırlıklı olarak çay tabii. Çay. Pınar sen? Kahve. Ben kahveci. Kahveci. Köylü gıda demiş ki. Portakal daha kıymetli. Portakal suyu için tabii. Ben su da içiyorum. Ürün kataloğunuza nasıl ulaşabiliriz demiş köylü gıda. Kime soruyorsunuz efendim sorunuzu? Yani zaten katalog diye bir şey yok herhalde. Yani şey iki bbgsepeti.com turkuazköy.com buralara giderseniz zaten ürünleri göreceksiniz. Bilmiyorum sorunuzu cevap oldu mu? Peki efendim şey sorayım. İnternetten ilk ne aldınız? Hatırlıyor musunuz Gökhan Bey? Gerçekten hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Yani herhalde bir yani lisede falan mı aldım hatırlıyorum ama ne aldığımı hiç hatırlamıyorum. Yani herhalde 10 sene, 7-8 sene oldu rahat. Evet. Celal Bey sizin efendim? Benim DNR'dan diyelim kitap olmuştur. Kitap. %90 ihtimalle. Çünkü hani çok yani internet hayatımıza girmeden sonuçta kitap satışı hep vardı. Yani belki en eski sektörlerden bir tanesi yayın evlidir. Bilmiyorum internet satış yapan. Doğru. Üniversite zamanında onu hatırlıyorum şu an net olarak. Daha sonra tabii şu an her şeyi alıyoruz. Kitap. Başka. Köylü Gıda demiş ki barbekü demiş. Efendim bbqsepeti.com'a girerseniz evet. Kataloğu her şey orada. Yani. WhatsApp hattımızdan yazarlarsa kataloğu da paylaşabiliriz. Kataloğu da varmış. Süper. Şey sorayım o zaman. Böyle gün içerisinde mutlaka 5-10 dakika mola veriyorsunuzdur. YouTube mu Instagram mı? Hangisine bakarsınız? Ben neredeyse büyük bir çoğunluğunu YouTube'da harcıyorum. Hani YouTube'da da akşam da neredeyse televizyon yerine YouTube'u kullanıyorum diyebilirim. Sizce abi? Ben spesifik bir şey üstünde hani bir şey araştırmıyorsam hani özellikle akşamları gün içinde daha çok Instagram oluyor. Çünkü biz de bir şeyler paylaştığımız için onu evet. Da görmek istiyorum. Bir şey cevap vermiş mi? Yorum var mı? Kaç beğeni almış? Bunları takip ettiğimiz için
ister istemez daha Instagram'a bağlıyız. Ama örnek veriyorum, farklı bir girişim için veya bir şey araştırıyorsam ağırlıklı olarak, yani bilgisayar, yani laptop karşısında ağırlıklı tabii YouTube'a dönüyor iş. Peki. Pınar, sen herhalde Instagramcısın tahmin ediyorum. Instagram. Tahmin ettim. Kadınların öyle bir şey var. Kahve, bu soruların cevabı belli de. Kahve, Instagram. Ondan sonra... videolar için işe de ağırlıklı izliyorum. Resim evet. yapıyorum. Evet, evet. Çok da güzel resimler yapıyorsun. Peki son cümleleri alalım. Yani bir soru geldi. Ali Bey şey sormuş. En son soru da o olsun bizden önce. TGMAX öncesi web sitesi tasarladınız mı? Tasarlama yapmadınız herhalde. Hep aldınız galiba. Yani farklı şeyler denediniz. En son TGMAX'da. Ha, teknik bilgi gerekiyor mu? Biri gerekmiyor. Pınar, o soruyu sen cevaplıyorsun. Teknik bilgi... Aslında şöyle yanıtlayabilirim. Şimdi biz pazarlama paketi olarak bulduğumuz için hani direkt anahtar teslim dediğimiz, işte siz mağaza yapıyorsunuz, sadece raflarını dolduruyorsunuz ve içeriklerinizi giriyorsunuz. Bununla alakalı da biz zaten 7/24 destek veriyoruz. Eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerle beraber aslında teknik kısmıyla alakalı hani nasıl yapıyoruz öğrenmiş oluyorsunuz. Bununla alakalı bizim her kendimiz 20'den fazla eğitim de inceleyebilirler. Hani bir e-ticaret sitesi nasıl kurulur, nasıl eklenir görmek isterseniz katılabilirsiniz ücretsiz olarak. Evet. Bir ekleme yapayım. Biz TGMAX'ın neredeyse bütün eğitimlerine katıldım. Hani evime de yakın çok şehirde merkezleri. Yani bir yerden sonra işin detayına bile giriyorsunuz. Böyle TGMAX'ı öğrettikçe siz daha fazla detaylı. Yani bir gün bir bakmışsınız, biraz teknik bilgi bile edinmiş olabilirsiniz. Yani. Teşekkür ederim. Instagram reklamları konusunda çalışma yok ama eğitim yok, var. Yok ama iş ortaklarımızı yönlendiriyoruz. Hani bir danışmanlık gibi vermiyoruz. Türkiye'nin en iyi kaçıncı platformu? En iyi platform mu? Hadi bakalım. Cevabını ben vereyim. Evet, Celal Beyciğim, Gökhan Beyciğim, son cümleleri alayım. E-ticarete yarın başlayacak olanlara ne önerirsiniz? Diyelim. Sonra da mutfaklara gideceğiz herhalde. Artık meyve mi yiyeceğiz? Et değmez bu saatte ama bir şeyler yiyeceğiz herhalde. Yani artık Allah'ın emri. Çok karnım acıktı. Buyurun Celal Bey, sizden başlayalım. Buyurun. Ha, ben mi başlayayım? Siz başlayın bu sefer. Aslında biraz önce de koptuğunuz anda da böyle bir şeye girmiştik Pınar Hanım'la ama şimdi ben... Hani, girdiniz mi? Şu gözle kapanış bakıyorum. Öyle yapalım. Kapanış biliyorsunuz. Bu tip şeylerde kapanış akılda kalırmış. Zaten yarım kaldı. Konu da yarım kaldı. Tamam. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Aslında e-ticareti bir kenara bırakalım. Sonuçta bir girişimden bahsedelim. Öncelikle hani insanın hani kendi iş tecrübesi ve kendi hayat biçimi diyelim ki biz bu yaptığımız işleri hakikaten iş olarak görmüyoruz. Örnek veriyorum, restoranımız, otelimiz ve e-ticaret ayağıyla gidiyoruz şu an Turkuazköy.com'da. Hani yaptığımız işi iş olarak görmüyoruz. Kendi hayat standartımız içinde, yani bir misafir ağırlama olarak bakıyoruz otele gelenleri. Ve e-ticaret üzerinden de sattığımız portakal karşı taraftaki müşteriyi de yine aynı şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bir yani tamamen bizim hayatımızın içerisinde olan bir konu. Hani bir iş seçerlerken hani ben onu öneriyorum. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Sonuçta bir e-ticaret işin içinde olmazsa olmaz. Artık hani ayakkabı da satsanız, peynir de satsanız, süt de satsanız e-ticaret ayağınız olmak zorunda. Dolayısıyla burada e-ticaret yapacakları değil. Hani yeni girişimlere belki bir tavsiyemiz olur. Kendi kişilikleriyle kendi hayatlarını içselleştirebileceği noktalara adım atsınlar. Yok efendim şu çok güzel para kazanmış, biz de işte onun yaptığı gibi bir şey yapalım da biz de satalım değil de tamamen kendilerine özgü bir şey yaratabilirlerse proje çok daha uzun süreçte gider. Çünkü biliyorsunuz Türkiye her zaman krizlerle yani son 4-5 senedir hep kriz içerisindeyiz. Bu Covid döneminde de, ondan önceki siyasi krizlerde de sonuçta bunlarla başa çıkmak sadece ticari bakış açısıyla çok zor. Dolayısıyla daha sağlam bir yapı için kendileriyle uyumlu iş seçmelerini öneriyorum sadece, o kadar. Teşekkür ederiz. Gökhan Bey? Ben de aslında Celal Bey'e de katılıyorum bu noktada. Şimdi her ne kadar ticaret olsa da bu ticaret sonuçta E'sini attıktan sonra. Yani çok vakit harcayacaklar. Kendilerini hani hayatlarına belirli bir süresini ona harcayacaklar. O noktada hani yaptıkları işi başkalarından görüp daha bu çok iyiymiş deyip de kendi seviyeye çıkarabilecekleri alanlar.
Hani ilerleyen dönemlerde zaten işin içine girince belki de bu kadar da dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını da fark edecekler. O zaman pes etmemeleri için en başından yola çıkan kararı doğru vermeleri gerek. Böyle bir tavsiye de bulunur. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Celal Bey, sevgili Gökhan Bey. Yoğun tempoda, akşam saatinde hani dizi izlemek varken, şöyle keyifle yatmak varken yoğun tempoda çalışıyorsunuz çünkü. Ama şaka yapmıyorum cidden ya. Vallahi ben akşamları program yapınca sevmeden de yapılacak bir iş değil biliyor musunuz? Ya şöyle bir uzanayım çay için. Oh falan diyorum. Ya nereye gidiyorsun? Program var ya. Bazen kendimi gece kulübünde çalışıyormuş gibi hissediyorum böyle. Ama sevmeden yapılacak bir iş değil. Öncelikle size sonsuz teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok da değerli bilgiler verdiniz. Ticimax'a çok teşekkür ediyorum. Bu programlarda bizleri sizlerle buluşturdukları için ve seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Koptuk, geldik. Ben konuşmacı olduğum yerde konuk oldum bir anda falan. Ondan sonra ama günün sonunda bunlar işin güzellikleri. Hayattan bahsediyoruz. Hayatın içinden şeyler. O yüzden samimi olması da çok önemli. Bir sonraki yayın biz 15 günde bir yapıyoruz sevgili seyirciler. Oradan sorular da geliyor bir anda. O yüzden Instagram yayını daha verimli oldu demiş bir izleyicimiz. Niye verimli olmuş onu da keşke yazsaydınız merak ettim. O geri bildirim de çok önemli. Evet. Bu arada biz Koruncuk Vakfı'ndan sizlere bir sertifika aldık. Onları da bu hafta size göndereceğim. Koruncuk Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve orada bu etkinliklerde bizimle olan konuklarımız adına bağışta bulunuyoruz ve onlara bir sertifika hediye ediyoruz. Her şey çocuklar için, onlar için, geleceğimiz için. Belki yarın öbürsü gün bir şey değişmeyecek ama 15-20 sene sonra bu gençler geldiği zaman çok daha güzel bir ülke olacak. Çok daha güzel bir Türkiye olacak. Özellikle genç kızların olması da çok çok daha güzel. O anlamda Koruncuk Vakfı'nı destekliyoruz. Bu korona döneminde hep bir takım şeyleri değiştireceğiz dedik. İşte bu değişimin içinde güzel bir fırsat. Mutlaka bir sivil toplum kuruluşunu, bir derneği, bir vakfı, eğitimle alakalı olabilir, çocuklarla alakalı olabilir. Mutlaka destekleyin dostlar. Yani ayda 10 lira bir bağış bile çok değerli. Her şey değişebilir. 10 liradan ne olur demeyin. Çok şey değiştirir. Bu tabii 10 lira olur. Gönlünüz daha zengindir. Daha fazla paranız vardır. 100 lira olur. Ama yapalım sevgili dostlar diyelim. Pınar'cığım senle kapatalım. Senle açtık. Senle kapatalım. Buyurun. Güler. Herkese bizlerle beraber olduğunuz için, gösterdiğiniz için, paylaştığınız bilgiler için. Umarım tekrar yakın zamanda yüz yüze görüşebiliriz. Bizden Ticimax olarak bilgi almak isteyen herkes bizlere ulaşabilirler. Ticimax.com üzerinden ve DM üzerinden ücretsiz deneme için yine bizlere danışabilirler. Onun dışında biz mümkün olduğu kadar her hafta bu yayınları farklı içeriklerde aslında girişim hikayeleri ve başarı hikayeleri olarak paylaşıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla fazla bilgiler aktarmaya çalışacağız. Herkese tekrar teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.